Zaferler isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, 45 yıllık bir ömür, 8 ayrı savaş. Askerlerim, bu savaş fetih yağma savaşı değil, vatan savaşıdır. Ömrünü cephelerde geçirmiş, mezarı bilinmeyen isimsiz bir kahraman. Şehit binbaşı Hüseyin Avni Alparslan. Üç kıtada asırlarca barış ve huzurla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin son dönemleri. Kırım Savaşı'nın acıları henüz dinmemiş. İkinci Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı yıl. Oğuz Türklerinin Çepni boyundan olan Hüseyin Avni Bey, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelir. Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, kılıç ve kalem erbabı Hüseyin Avni Alparslan, Giresun'un tarihi Tirebolu kentinde bulunduğumuz bu mahallede Cintaş'ında dünyaya gelir. Babası Amasyalı Emin Hoca Efendi, annesi Tirebolu eşrafından kadın hanımdır. İlk tahsilini memleketinde tamamlar. 1898'de Trabzon Lisesi'ni başarıyla bitirir. Aynı yıl hayatının dönüm noktası olan Pangaltı Harbiye Mektebi'ne giren Hüseyin Avni Bey'in kalemle arası çok iyidir. Yaşadıklarını hayatı boyunca kaydeder. 13 Mart 1898 tarihinde İstanbul'da Pangaltı Harp Okulu'na dahil oldum. Birinci sene 600 küsur mevcut içinde 40. oldum. 2 Şubat 1901 tarihinde piyade teğmeni oldum. Piyadelerin 36.sı idim. Hüseyin Avni Bey, Harp Okulu'nu bitirdikten sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'da göreve başlar. Rumeli bölgesinde çetelere karşı önemli başarılar elde ettikten sonra 29 Aralık 1903 yılında üsteğmenliğe yükselir. Kılıç erbabı olarak Balkanlardan Kafkaslara, 1. Dünya Harbi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar birçok cephede savaşlara katılır, madalyalarla ödüllendirilir. Tirebolulu Alparslan ünvanıyla gazetelerde makaleler yazar, kitap neşreder. Milletin teşkilatlanmasında önemli katkılarda bulunur. Kurduğu gönüllü alaylarla Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazar, şehadetle şereflenir. Kahraman bir asker olarak toprağın kara bağrında bilinmeyen yerini alır. 45 yaşında şehit olduğunda arkasında sayısız kahramanlık destanları, kitaplar ve makaleler bırakır. Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Şubat 1920 tarihli genelgesinde Yunanlıların Trabzon'a gönderilmek üzere 30 bin kişilik bir kuvvet hazırladıkları bildiriliyor ve gerekli tedbirlerin alınması isteniyordu. Mahmut Goloğlu bu tehlike karşısında Giresun bölgesinde Tirebolulu Alparslan Bey'in 3 bin kişilik Alparslan grubuyla hazır durumda beklediğini yazmaktadır. Halkı istiklal mücadelesine hazırlamak için yoğun çalışmalar yapan Hüseyin Avni Bey, Yeni Giresun, Işık ve Gedikkaya gazetelerinde değişik isimler kullanarak yazılar yazmaktadır. Giresun'un ileri gelenleriyle toplantılar yapan Hüseyin Avni Bey, mitingler düzenler, protesto telgraflarının çekilmesinde öncülük eder. Alayının başında Doğu Karadeniz bölgesindeki Pontusçu Rum çetelerinin zulüm ve vahşetine karşı kahramanca mücadele ederek
Yunan ve İngiliz planlarını bozar. Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Giresun Şube Başkanlığını da yürüten Topal Osman Ağa, Ankara ziyaretinde Fevzi Çakmağı makamında ziyaret eder. Giresun'da gönüllü alay kurulması için resmen talepte bulunur. Fevzi Paşa bu talep karşısında Osman Ağa'ya, "Alayın teşekkülüne müsaade ederim. Yalnız bu alayın başında muvazzaf bir kumandanın bulunması lazımdır. Binbaşı Hüseyin Avni Bey, halen Giresun'da mıntıka kumandanı olarak bulunmaktadır. Kendisini Kafkas cephesinden tanırım. Şayet alay kumandanlığını yürütürse, Giresun'da alay kurulmasına izin veririm," der. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. alayın komutanlığına Binbaşı Hüseyin Avni Bey, 47. alayın komutanlığına ise Topal Osman Ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca, 42. alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. gönüllü alay, 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit Vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan, bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya cephesine sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Koleji'ne baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus fesat yuvasının dağıtılmasının ardından 47. alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. gönüllü alayların cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık.